Fenerbahçe evinde Galatasaray karşısında sağdan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı sarı lacivertli takım. E, böylelikle ligde de ikinci sıraya e, yükselmiş oldu. Puanını 59'a çıkarttı Fenerbahçe. Volkan Demir'le açılışı yapacağız. Kadıköy'de statta karşılaşmayı yerinde izledin. Evet. E, sert sağlam bir atmosfer vardı Çok maçın başından evet. sonuna kadar. Ve son yıllarda bilmiyorum katılır mısın? Belki de Fenerbahçe'nin evinde en net favori olduğu maçlardan biriydi. Ve e, galip ayrıldı derbi için söylüyorum bunu tabii ki. Bilmiyorum katılacak mısın? Ne bekliyordun, ne buldun maçtan? Ee, son soruna, en son soruna şöyle e, en son cevap vereyim. Çünkü e, yani son yıllarda Fenerbahçe'nin en net favori olduğu Galatasaray maçı e, konusunun sebeplerini aslında Galatasaray'ı konuşurken konuşmak lazım bence bu bir. İkincisi maçla ilgili şunu söyleyeceğim. Ne bekliyordum? Açıkçası Ferdi Kadıoğlu tercihi beni şaşırttı. Hı hı. Beklediğim bir tercih değildi. Şimdi ne olursa olsun Ferdi Kadıoğlu elbette e, işte ne bileyim Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon dışındaki e, rakiplere karşı sol bek olarak kullanabilirsiniz. Size bir esneklik katabilir Orta saha ekstra bir orta saha oyuncusu olarak e, fayda sağlayabilir ama Galatasaray gibi bir rakibe karşı Ferdi'nin yani savunması zayıf olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Ferdi'nin kullanılması beni şaşırtmıştı. Fakat mesela o maç devam ederken not aldım. 19. dakika bir tane ters kademesi var. hani Tam böyle ben sol bekim diye bağıran bir hareket. Orada Gomis'e geliyor top. Hatırlarsın pozisyonu. Kerem'in pozisyonundan önce. Bence çok kritik bir müdahale. Babel'e karşı boy dezavantajı vardı. Bu arada Babel'in de sahanın en iyilerinden biri olduğunu söylemek lazım adına. Babel'e karşı boy dezavantajı vardı ama çabukluğuyla Babel'in sinirini bozdu. Babel'i yordu. İşin savunma boyutunda beklenenden iyi performans gösterdi Ferdi Kadıoğlu tercihini. Ee, bence İsmail Hoca haklı çıktı. Burada bir artı yazmak lazım. Çok fazla soru geliyordu. Serdar Dursun, neden Serdar Dursun? İşte Valencia var, Berisha var. Hatta işte Rossi bile orada kullanabilirsin. Neden Serdar Dursun? Bence bugün yanıtını verdi. Yani attığı golde işte o tak çizgisinde iki tane Galatasaraylı ile itiş kakış yapıp topu arkadaşına kazandırması dahi Devamında işte İrfan ortası evet. kafadan sekip gol atıyor. Topu çok büyük bir çabayla saklıyor yani, orada. Korkunç bir enerji sarf, sarf ediyor saha içerisinde. Ha Dünyanın en yetenekli sanatçı tabii ki değil. Ama e, bu sebeple bence İsmail Hoca Serdar'ı haftalardır ilk 11'de oynatıyor. E, ve yine Serdar Dursun konusunda da İsmail Hoca'nın haklı çıktığını söylememiz lazım. Fenerbahçe'nin hücumu benim beklediğimden e, daha az efektifti. Burada biraz İrfan özel önlem ya da İrfancan üzerine çalışılmış bir Galatasaray e, baskı e, yönü diyeyim baskı yönü e, Fenerbahçe'yi zorladı ama bununla birlikte yine iki golde ilk gol Mert Hakan'ın pası e, Osay Samuel'in asisti ve Zaitsin. İkinci gol İrfan Can'ın pası bir kafayla aşırtma ve Serdar Dursun'un ve Serdar Dursun'un kafa golü. İkisi de aslında yine İrfan Can'ın, ve Mert Hakan'ın kullandığı bölgeden. İki gol de oradan geldi. Üzerine çalışılmış olmasına rağmen. Ee, genel olarak Fenerbahçe her zamanki gibi işte bu son 8-10 haftadır ortaya koydu. Enerjinin benzerini ortaya koydu. Çok kaliteli bir maç mıydı bu arada? Bana göre e, hani o 0-0 biten derbiler kadar e, oyun kalitesi düşüktü. Benim şahsi fikrim bu ama buna rağmen bu kez goller vardı ve o goller de Fenerbahçe'den geldi. Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe ikincilik koltuğunu yakaladı. Eline geçirdi. Bununla birlikte bundan sonra yani o tabii ki programın ilerleyen saatlerinde yine bakarız. Çok avantajlı bir fikstürle bunu eline geçirdi. kalan 6 maç Beşiktaş deplasmanı dışında büyük favori olduğu maçlar. Yani bir tanesi Göztepe, bir tanesi Rize, bir tanesi Malatya. Bunların hepsi baktığında tek tek küme düşme takımlar ama bununla birlikte ciddi bir mental sıkıntı yaşayan takımlar. Yani özellikle Malatya bugün resmen küme düştü. Evet. E, Göztepe aynı şekilde artık çok yakın. Havlu attı. Rize Spor'da e, son 1-2 hamlesi var. Onları yapabilirse, yapacak, yapamazsa onlar da veda edecek gibi gözüküyor. Yani çok önemli bir fikstür avantajını da eline geçirmiş durumda Fenerbahçe. Beşiktaş deplasmanı haricinde. E, güzel bir hava. 8 maç, 7 galibiyet, bir beraberlik. İsmail Hoca ile ilgili bu arada şunu söyleyeyim. Yani geldiği günden bu yana tezahüratlar oldu. Destek amaçlı tezahüratlar yapıldı ama ilk kez bu kadar e, tribünlerin ortalığı yıkarcasına İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal diye bağırdığını duydum. Şimdi yani durum net aslında. Yönetim yabancı teknik adamlarla görüşüyor. İsmail Hoca ben ikinci adam olmam diyor. Ee, yani sezon sonu bir ayrılık gözüküyor. Ama bununla birlikte her geçen hafta e, tribünle oluşan ve kuvvetlenen bir bağ, oyuncularla oluşan kuvvetlenen bir bağ, bunu çok net gözlemleyebiliyoruz. İsmail Hoca'nın yüzünün ufak ufak gülmeye başlıyor olması, oyunculardan verdiklerini ya da oyunculara söylediklerini geri alabiliyor, geri bildirim al alabiliyor olması gibi birçok e, iş olumlu gidiyor. Yani ne olacak ben de çok merak ediyorum. Çünkü bu ivme böyle devam ederse sezon sonunda hadi eyvallah diyemezsiniz adama. Yani düşünsene Fenerbahçe'nin kalan 6 maçta yine 5 galibiyet bir beraberlik aldığını. Ki yani bence çok yüksek ihtimal. Olabilir. Ee, şimdi bu durum Fenerbahçe açısından, yönetim açısından elbette hani ligin tamamını güzel bitirmek güzel ama bir yandan da çok ciddi bir tercih zorluğu. Hani hangi bölümü seçsem ÖSS'de, şimdi adı değişti tabii bizim zamanımızda ÖSS'ydi. Üniversite sınavında hangi bölümü seçsem diye çocuklar sancı çeker ya öyle bir sancı olacak yani Fenerbahçe öğretiminde. Tamam konuşulan isimler işte Löw, Jesus, efendim başka önemli isimlerin de adı geçiyor işte Luchescu, Bielsa vesaire. Ama bir yandan da ortada bir gerçek var. Adam takımı aldı bir yerden bir yere taşıdı yani evet. bunu herkes kabul ediyor. Ne olacak sezon sonunda ben de çok merak ediyorum. Ee, sadece bu maç özelinde de değil bu arada. yani Bunun devamın öncesi ve devamında da ben benzer bir durum olacağını tahmin ediyorum Fenerbahçe'de. Başkan Ali Koç, özür dilerim sözünü kestim. Bu çok uzun ve önemli bir konu aslında. İki tane yol ayrımına girdi daha önce. Biri Aykut Kocamanlı, diğerinde evet. de Emre Belezoğlu'yla. İkisinde de başka bir opsiyonu tercih etti. <laughs> İkisi de sanki en iyi neticeleri beraberinde getirmedi. Bir üçüncüsü şimdi önünde. En iyi neticeleri ne değil Fenerbahçe. Göreceğiz. Birinde Fenerbahçe küme düşüyordu. Evet. Yani son haftalara kadar. Ben çok yumuşatarak söyledim. Küme düşme hattındaydı. Diğerinde de yani Vitor Pereira'nın kazandırdığı çok şey var. Bunları hep söylüyoruz. Hı -hı. Bu ayrı bir konu. Bununla birlikte son 9 maçında bir tane galibiyeti var. O da Galatasaray galibiyetiydi. Orada da Vitor Pereira değil. Herkes biliyor ki bunu. Dörtlü savunmaya dönülmüştü. İşte oyuncuların Oynamak istediği sistem oynandı ve Fenerbahçe kazandı. Yani son dakikada kazandı ama kazandı. Evet. Yani e, Vitor Pereira ayrılırken ya işte ona haksızlık edildi biraz daha beklenseydi deniyor da ya 9 maç beklendi zaten. Hani, işin bir de bu boyutu. Fazla o. beklendi. Belki. Aşırı beklendi. Ee, ya bilmiyorum abi yani işin e, hani ahkam kesme kısmındayız biz. Evet. Ama e, fermanı yazma kısmında olsak karar verici olsak ne konuşuruz, ne yaparız onu ben de kestirmiyorum. Ben Ali Koç'un yerinde olsam ne yaparım? Mesela İsmail Kartal'la devam ediyorum demek çok zor bir cümle. İsmail Kartal'la yolları ayırıyorum demek daha da zor bir cümle. Yani Gerçekten zor bir karar. Bundan sonra e, gelişmeleri hep Taki birlikte edeceğiz. takip edeceğiz. Ali Bey'in ve yönetimin tabii ki e, tavrını göreceğiz. Savaş Çorlu'ya döneceğim bu noktada. Galatasaray özellikle ofansif olarak çok fazla etki ortaya koyamadı. Bir iki tane organize ya da bireysel beceriyle diyebileceğimiz gelişen atak var. Bunları da zaten sonuçlandıramadı Sarı Kırmızılılar. Nasıl buldun Galatasaray'ın derbi performansını? Volkan'a dinlerken Lucescu ismi kafama takıldı. Lucescu hala gündemde mi ya? Yani konuşuluyor. Ben de çok inanmıyorum. Hakikaten çok e, Haberler olan üstü bir şey. Yani haber çıkması bile çok olağanüstü bir e, saçmalık mı diyeyim artık ne diyeyim. Yani hala Lucescu konuşuluyor olması. Ayrıca şampiyon yakalan tek, takımın teknik direktörleri bile ayrı. Rusesku daha önce Beşiktaş'ı Galatasaray'ı yaptı. İsmail Hoca'ya da yol ayrımı olabilir. Yani ikinci yapsa bile ki şu anda ciddi bir avantaj yakaladı. Ayrılabilir çünkü hedefte daha büyük bir teknik adam olursa. Şimdi Galatasaray'a gelecek olursak sonda söyleyeceğim, başta söyleyeceğim. Şu andaki mevcut yönetim Torrent'i bu takıma getirdi. Yeni gelecek olan yönetime bence yol ayrımını bırakmaması lazım. Bir an önce bu yol ayrımını 30 Nisan'a kadar görevi teslim eden önce yapması lazım. Gelecek olan yönetiminde elini e, daha güçlü kılması gerekiyor. Domenek Torrent Galatasaray Fenerbahçe derbisinin ne anlama geldiği Galatasaray için cami için anlamamış. Eğer bilmiş olsaydı birileri ona iyi anlatamamış. Bugün Galatasaray bu kadar sönük futbol oynamazdı. Bu kadar silik futbol oynayamazdı. Ya Galatasaray 70-75. dakikada 2-0 geriye düştün. Hala yan pas geri pas yapıyorsun. Barcelona maçında yan pas geri pas yaparsın. 0-0'da o maç. Ama bu maçta yapamazsın abi. Oyuncu değişikliğine bakıyorum. Ya 83. 74'te Halil değiştirdi işte. Çok çıkıldı İlk daha iyi. değişiklik için geç kaldı hocam. Çok geç kalındı. E sonrası için de 83'e kadar bekledi. Gomis sahada yoktu. Gomis'in ilk yarıda 4 defa ayağına top değdi sadece Volkan. Bak 4 defa. Birisi Serdar'la girdiği pozisyona kadar düştü. kaç kez değdi? Herhalde 30 kez değdi. Mustera'yı saymadım ama ben bundan önceki yaptığım yerlerde dedim ki Gomis 90 dakika 80 dakika kaldırabilecek bir oyuncu değil. Fenerbahçe Galatasaray bu kadar hızlı geriden oyun kuran oyuncular varken savunmasının bu kadar hızlı oyuncular varken az önce sen ifade ediyorsun. O sayı Serdar, Kimi ne kadar gidip gelikler. Ya e, bazı maçlarda forvetle top buluşturamazsın ama buluşmak için değil. Daha çok savunmada gördük komisi bir gün. E, gidişleri de zaten ya, bir de normal takım oyunu bugün savunma konusunda inanılmaz. Fenerbahçe'nin attığı gollere bakalım. Galatasaray geri dönüşlerde Fenerbahçe biraz daha mesela bazı pozisyonlarda şans olsaydı fark daha olabilirdi. Şimdi oyuncu değişikleri. Arda'yı İlk yarıda 5 tane oyuncu ısınıyor oyuncu değişikliği için. Arda kulübede. İnanılır gibi değil. Arda'yı ben oyuncu değişikliği görünce şaşırdım. Orada Emre var, Bulgar var, Ömer var ısınıyorlar. Arda ısınanlar arasında yok. Halil var. Halil var. Ya Arda değişikliğini anlaş anlamak mümkün değil. İlk maçın zannedersen Alanya maçında Arda'yı öne sokmuştu. Günah keçisi ilan etmişti. Burada da herhalde bir günah keçisi ilan etmek için Arda Turan herhalde e, oyuna sürdü. Ya yani bu değişikliği de anlamak mümkün değil. Arda kaç yaşında? ve sahanın bir tanesi senin de ifade ettiğin gibi çıkan Babel yerine giren bakıyorsun. Babel'in yerine giren Arda. E, Morussan değişikliği anlaşılır gibi değil. Pulga, Arda Gomis'in yerine girdi. Arda Gomis yerine girdi. Tamam ama Gomis kaç yaşında? 35. Pulgar'ı niye oldu. alsın ki bu maçta oyuna skor 2-0 olmuşken? Daha önce alsın. Berkan, Taylan mesela Taylan tamam. 1 0, tamam. 0 de Pulgar'a ihtiyaç yok ki bu oyunda. Emre Kılıç alsın. O Hafta olabilir. içinde Barış, Alper Yılmaz'ı, Kerem'in sakatını düşünerek 3 idmanda zannedersem direkt oynattı. Haberlerde de yer verildi buna. Barış Alper. Bugün Barış Alper 11'de yok. Yani kadroda yok. Ya gibi değil. Galatasaray bu kadar. Ben 97'den beri statta tüm maçları canlı izlemişimdir. Taraftar olarak da izledim ama gazeteci olarak 97'den beri Fenerbahçe sınavdaki maçların hepsini. Eski Ali Samien, bugünkü stat Aslan hepsinde. Bu kadar kötü oynadığı bir maç hatırlamıyorum. Pozisyonsuz. 43. dakikada tek pozisyon Kerem'in pozisyonu. Dört defa senin forvetin ayağına top değiyor. Bir tane en ciddi olanı Serdar'la sarı kart aldırdı pozisyon. Bu kadar sönük, bu kadar silik futbol oynama hakkı yok Galatasaray'ın. Neden bunu dersek işte teknik adamı bağlarım ben. Evet kulübesi çok mu zayıf? Bunu maçtan önce yaptığımız yayınlarda söyledik. Galatasaray'ın kulübesi zayıf. Fenerbahçe'nin hamle oyuncusu var. Ama mücadele yok ortada. Mücadele adına ben hiçbir şey görmedim. Biraz bir şeyler var oyunun başlangıcında. Ama sonrasında Galatasaray'a gol lazımsan Galatasaray'ı geri pas, yan pas ne oluyoruz ya?